Geçmişten günümüze insanoğlu gökyüzünü hep merak etmiştir. Merak bizim ufkumuzu ve cevap isteğimizi yeterince doyuramadığı için hep yönümüz gökyüzüne bir yolculuk hayaliyle donanmıştır. Şimdi ise elimizdeki son teknolojilerle bir daha oradayız. Mars'ta. NASA'nın Mars'a indirdiği son uzay aracı olan Perseverance büyük bir yankı yarattı. Peki bu görevin Mars'taki diğer görevlerden farkı ne olabilir? NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars'la birlikte dünya gündemine de büyük bir iniş yaptı. Bundan önce de Mars'a gitmişliğimiz var. Üstelik Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin araçları da daha yeni Mars'a ulaştı. Ancak neden en çok Perseverance adı geçiyor? Kendisini bu kadar büyük olay haline getiren nedir? İlk sebep elbette dünya dışı hayatı arayan ilk görevli olması. Perseverance ki bilim dünyasındaki takma adıyla seslenelim, Percy kabaca soruların en kocamanına cevap arıyor. Evrende yalnız mıyız sorusuna cevap arıyor demek biraz iddialı olur. Bu sorunun cevabı hakkında ipuçları bakınıyor desek daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu noktada sahip olmamız gereken ilk kritik bilgi Percy'nin iniş rotası. Percy, Jezero isimli yaklaşık 50 kilometre çapında bir kratere iniş yaptı. Kayalıklar, uçurumlar ve kil kaplı deltalardan oluşan bu kraterin 3-4 milyar yıl önce su ile dolu olduğu tahmin ediliyor. Yani bir zamanlar Mars'ta hayat var ise Jezero civarında olması çok muhtemel. Percy'nin en önemli görevi bu bölgede yapacağı sondajlar sonucu çıkaracağı kaya örneklerini incelemek ve mikroskobik ölçekte de olsa hayatın kalıntılarını aramaktır. NASA 1970'lerdeki Viking görevlileri ile Mars yüzeyinde canlı kalıntıları aramıştı. Ancak Viking serisi araçlarının asıl görevi bu değildi. Percy ise şimdiye kadar spesifik olarak dünya dışı hayatı araştırmak amacı ile yola çıkan ilk araç oldu. İkinci bir sebep ise Mars'tan dünyaya ilk kez toprak ve kaya örneği taşıyacak olması. Tabii soru bu kadar büyük olunca 3 metre boyunda bile olsa Percy cevaplar için minik kalıyor. Bu sebeple Percy'nin toplayacağı örnekler genişçe araştırılmak üzere gezegenimize geri getirilecek. Şimdiye dek Mars'tan bize ulaşan kaya örnekleri sadece şansla önümüze düşenler, yani meteorlardır. Percy Mars yüzeyini kazarak tebeşir boyutunda 40 örnek kesit hazırlayacak ve bu kesitler dünyaya taşınacak. Percy kendi mekanizmasında Mars'ın kayalarını lazer ile buharlaştırabilme yeteneğine sahip. Üçüncü bir sebep ise ilk defa dünya dışında başka bir gezegende roket fırlatılacak olmasıdır. Percy kazdığı 40 kesiti 3 kat paketleyip Mars yüzeyine bırakacak. 2026 veya 2028 yılında NASA ve Avrupa Uzay Ajansı işbirliği ile Mars Sample Return adlı program başlatılacak. İçinde bir gezgin ve minik bir roketin bulunduğu araç Mars'a inecek. Gezgin Percy'nin bıraktığı 40 örneği toplayacak, mini roket Mars yüzeyinden havalanarak örneklerin bulunduğu basketbol topu büyüklüğündeki üniteyi Mars'ın yörüngesine bırakacak. Çok daha büyük başka bir roket bu üniteyi yakalayıp 2031'e kadar bize geri getireceği planlanıyor. Böylece ilk kez başka bir gezegenden roket fırlatmış olacağız. NASA'nın bilim direktörü Lori Glass bu görev hakkında kulağınıza karışık mı geldi? Çünkü zaten öyle. Hatta çılgınca mı geldi? Çünkü öyle. Şimdiye dek NASA'nın kalkıştığı en zorlayıcı görev olacak diyor. Değerli dostlarım, bilim için merakın yeri her zaman ayrı olmuştur. Çünkü zaten merakın sayesinde bu kadar ileriye geçen ve meraktan beslenen başka bir dal bulamazsınız. Milyon dolarlar hatta miraslar harcanıyor. Yeter ki merakı giderilsin insanın. Yeter ki o cevabı bulsun. Evet veya hayır, hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yeter ki cevabını bulsun. Kesin ve emin bir cevap. Peki biz meraklı ve şüpheci insanlar için evet veya hayır cevabı yeterli olacak mı? İşte bunu hiç sanmıyorum. Çünkü evet ise neden evet? Eğer hayat var ise tekrardan canlandırılabilir mi?
Oradaki canlı organizmalar neler gibi sorular doğacak? Eğer cevap hayır ise ne yani, evrende yalnız mıyız? Neden hayır? Teknolojimiz yetersiz gibi sorular yine bizlerin o şüpheci ve meraklı yönümüzü alevlendirecek. Çünkü biz insanlar ilerlemeyi ve ilerlemeye doğru hareket etmenin yegane temelini merak ve istikrar ile bağdaştırıyoruz. İnsan zihninin en büyük düşmanı belki de evrende yalnız mıyız sorusudur. Evren hakkında belki de en çok merak edilen konu yalnız mıyız değil miyiz? En zeki varlık biz miyiz? Yoksa evrende bizden daha üstün varlık yaşıyor mu? Büyüklüğü tartışılmaz evren hakkında birazcık düşününce birçoğumuz bir şeylerin farklı olduğunu hissediyoruz, değil mi? Bu denli büyük bir evrende bizim kadar gelişmiş canlıların var olması matematiksel olarak ihtimaller dahilinde olduğu gibi daha az ve daha çok gelişmiş canlıların olabilmesi de mümkündür. Eğer varlarsa bize neden ulaşamadılar? Eğer yoklarsa biz nasıl bu sonuca varırız? İşte ünlü fizikçi Enrico Fermi'nin paradoksunun çıkış noktası da bu sorgulamada olmuş. Açık bir gecede gördüğümüz gökyüzünü uçsuz bucaksız bir derya olarak algılarız. Ama aslında sadece çok yakın komşularımızı görmekteyizdir. En açık gecelerde dahi gördüğümüz yıldız sayısı 2500'ü geçmez. 2500 yıldız galaksimizde bulunan tüm yıldızların milyonda birisidir. Bu 2500 yıldızın hemen hepsi bize 1000 ışık yılından daha yakındır. 1000 ışık yılı ise Samanyolu galaksisinin çapının %1'i kadardır. Yani aslında şuna bakmaktayız. Yıldızlar ve galaksilerden bahsederken insanları üzerinde düşünmeye sürükleyen ve zihinleri uzun süredir meşgul eden şu soru akla geliyor. Bizden başka akıllı yaşam var mı? Gelin bu soruya sayıları inceleyerek cevap bulmaya çalışalım. Kendi galaksimizdeki yıldız sayısı 100-400 milyar arası kadar. Gözlemlenebilmiş kainatta ise milyarlarca galaksi vardır. Bu da demek oluyor ki kocaman Samanyolu galaksisi içerisindeki her bir yıldız için bir bütün galaksi bulunmaktadır. Toparlayacak olursak kainatta 1022 veya 1024 yıldız vardır. Bir diğer deyişle dünyadaki her bir kum tanesi kadar 10.000 yıldız bulunmaktadır. Sanırım video biraz sıkıcı bir hal aldı. Sevgili dostlarım, benim amacım zaten sizlerin kafanızı karıştırmak. Çünkü evren o kadar çok büyük ki biz sadece Mars'tan gelecek olan cevabın hiçbir şeyi değiştiremeyeceği kanaatindeyim. Çünkü hala bu kadar veriye rağmen herkes nerede? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.